Sevgili seyirciler, üniversitemiz Fırat'la yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün üniversitemizin çok değerli iki öğrencisi ve bir öğretim üyesini tanıtacağız. Tabii ki bu arkadaşlarımız şimdiye kadar tanınmışlar ama bir de bizim kendi üniversitemizin televizyonunda bu arkadaşlarımızı tanıyacağız. Zaman zaman üniversiteler ne işe yarar gibi kamuoyunda birçok böyle lakırtı, sesleniş oluyor. Son yıllarda özellikle üniversitemizde inovatif hareketler, yani inovasyon, hareketlilik kavramı anlamında çok değişik projeler gerçekleştirildi. Bu projelerin öğretim üyeleri denetiminde olduğunu biliyoruz. Gerek TÜBİTAK olsun, gerek özel projeler olsun, netice aldılar ve güzel başarılara imza attılar. Uluslararası ve ulusal yönde yapılan yarışmalarda da dereceye girdiler. Böylelikle üniversitemizin çok inovatif olduğunu görüyoruz. Bu anlamda stüdyomuz konuklarını tanıtmaya çalışıyorum size. Fırat Üniversitesi Yazılım Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Türkoğlu hocamız. Hocam programımıza ve programımıza ve stüdyomuza hoş geldiniz. Evet. Aynı zamanda Engin Ülger arkadaşımız ve Yunus Emre Aydın arkadaşımızla sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Zaten hocam biliyorsunuz bu arkadaşlarımızı ulusal medyada tanıdık. Tanımamızın asıl sebeplerinden biriydi. Özellikle yapay zeka ile ilgili yaptıkları proje. Daha doğrusu yapay zekayı kullanarak sıfır atık projesiyle, öyle mi? Yani evet. Yanlış söylemiyorum zannedersem. Evet, evet hocam. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz Sayın hocam? Evet. Fırat Üniversitesi'nde 2009 yılından beri yazılım mühendisliğin kuruluşunda da yer almıştım. O tarihten beri yazılım mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Çalışma alanlarım yoğunlukta olarak yapay zeka üzerine. Fırat Üniversitesi'nde ilk yapay zeka ile ilgili tez yapma da bizlere nasip oldu. Bunun dışında yine Elazığ'da sivil toplum kuruluşlarına da aktif olarak çalışmalarım bulunmaktadır. Evet. İşte Mesleki ve Teknik Eğitim Geliştirme Derneğimiz, Mimar Mühendisler Grubumuz gibi derneklerde de aktif olarak çalışmaktayız. Tabii aynı zamanda bu şekilde bir projeci yönümüzde bulunmakta. Elazığ'da Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında Rahmetli Nuri Hoca ile Ticaret Odası bünyesinde Üniversite Sanayi İşbirliği Ofisi'nin ilk kuruluşunda da yer almıştık. O günden gelen bir projecik geçmişiyle bugün gençlerle daha ilerilere taşımış olduk. Hocam neden yapay zeka? Zannedersem yazılımın ortak değeri veya devamı mı diyelim veya içeriğinde bir detay mı diyelim? Neden yapay zeka? Evet, son zamanlarda yapay zekayı çok kamuoyunun gündemine geldi. Artık nerelere gidersek her yerde yapay zeka konuşuluyor. Yapay zeka mühendislik alanında yeni bir çığır açmış durumda. Evet. Biz bunu 1994 yılında çalışmaya başladığımız zaman bu kadar ön planda olan bir alan değildi. Hatta o zaman bir takım böyle gönderdiğimiz makalelere ciddi eleştiriler vardı. Yani yapay zeka bir bilim alanı olamaz diyordular. Çünkü birçok hesaplamayı ortadan kaldırıyorsunuz. Tamamen veriye endeksli, veri giriş ve çıkışına bağlı bir modelleme söz konusu. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi yapay zeka doğrudan yazılımla alakalı bir alan. Evet. Yani yapay zeka nedir diye sorduğumuzda yazılımdır. Fakat bunun diğer yazılımlardan bir farkı var. İşte bir yazılım geliştirirken onun bir algoritması bulunmaktadır. İşte aşama aşama birinci adımda şu yapılır, ikinci adımda şu yapılır şeklinde. Ama yapay zeka ile problem çözümünün bir algoritması yok. Algoritmasını veriden kendisi üretiyor. Örnek vereyim. Mesela canlıların çok rahatlıkla yapabildiği başarılı uygulamalar var. Nedir? İşte gördüğünüz insanları tanıyorsunuz. Aradan yıllar bile geçse sokakta, caddede gördüğünüzde o kişinin kim olduğunu rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Yine birilerinin sesini görmeseniz bile telefonda duysanız çok rahatlıkla tanıyabiliyorsunuz. İşte insanların bu şekilde mükemmel yapabildiği davranışları makinalara yaptırmaya biz yapay zeka diyoruz. Yani düşünebilen bir elektronik sistem veya daha önceden verileri kaydeden sonradan kullanan bir elektronik
Sistem mi diyelim hocam? Elektronik sistemden ziyade yazılım diyelim. Evet. Yazılım, çünkü burada veri önemli. Evet. Mesela bugün sosyal medyada işte bir takım paylaşımlar yaptığınızda sosyal medya arkadaşlarınızı tanıyor. Evet. Kim olduğunu falan hemen üzerine etiketliyor. Onu etiketlemesinin nedeni daha önceden o kişi platforma girilmiştir yani. Evet. Dolayısıyla sosyal medyada her paylaşımımızı aslında sosyal medyadaki yapay zekayı eğitmiş oluyoruz. Evet. Yani yapay zeka kendi başına çok da bir anlamlı değil. Aynen. Bu petrol ne kadar kıymetliyse günümüzde de veri o kadar kıymetli. Yani yapay zekanın yakıtı dediğimizde, yani çok iyi bir araç geliştirebilirsiniz ama yakıtı olmadığı zaman hareket edemiyor. Evet. Yapay zekayı da çok iyi tasarlarsınız, şu yazılımını çok iyi yaparsınız ama veri olmadığı zaman yapay zeka bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla veri kıymetli. Günümüzün petrolü artık veri olarak karşımıza veri çıkıyor. Evet, data olarak, veri olarak, evet. Bilgi olarak. Evet. Ben daha önceden bir film izlemiştim. Bu evet. Tabii Amerikalıların ufku daha mı bizden geniş bilmiyorum. Gerçekten o filmin sonucunu şu anda sanki görebiliyoruz. Uzaydaki uydulardan tespit edilen birçok şey yapay zeka şeklinde bir suçluyu, herhangi bir hırsızı veya takip evet. edilecek kişiyi bir kere tanıdıktan sonra nereye giderse gitsin, dünyanın neresine giderse gitsin orada tanıdı yani evet. ve ilgili yere de bilgi aktardı. Demek ki hocam bu şekilde de olabiliyormuş. Bu tamamen bilgiye dayalı, yapay zeka veya yazılıma dayalı. Evet. Sanırım öyle yani hocam. Öyle, burada bir örnek vereyim. Evet. Yani yapay zeka biz toplum olarak çok uzak değiliz. Evet. Yani bunun köklerine baktığımız zaman 8. yüzyılda Özbekistan'da yaşamış olan El-Harizmi'ye kadar gidiyor. Yine 12. yüzyılda Artuklular döneminde Diyarbakır'da yaşamış El-Cezeri'ye kadar gidiyor. Yani bir önce ufuk dediniz. Evet. El-Cezeri'nin yapmış olduğu tasarımlar bugün bile hala geçerliliğini korumakta. Evet. Bugün motor teknolojisinin temelleri El-Cezeri'nin tasarlamış olduğu suyu daha yüksek seviyeye taşıma mekanizması var. Ona dayalı. Evet. 50'ye yakın bu şekilde önemli tasarımlar var. Ve El-Cezeri aynı zamanda sibernetik biliminin, yani yapay zekanın da babası niteliğinde bir bilim adamı. Dolayısıyla evet. biz toplum olarak çok uzak değiliz yapay zeka. O zaman zeka. Amerikalılar bizden almıştı hocam. Yani matematiği, cebiri Avrupalılar bizden aldığı gibi mutlaka ki onlar da araştırmışlardır böyle bir şeyin varlığını. Evet, evet. Bizde de işte araştırmalar geç oluyor. Demek ki var olanı biz daha geç araştırıyoruz, neticelendiriyoruz ama olsun. El-Cezeri'nin kitaplarını biz İngilizce'den çevirip Türkçe'ye şimdi yeniden onu araştırmaya yeniden, başlıyoruz. Evet, evet ama olsun hocam, demek ki yapabiliyormuşuz. Evet. Birazdan gençlerle de sohbet edeceğiz. Bu alanda hocam her türlü şey yapılabilir mi? Mesela gençler sıfır atık projesi yaptılar. Yapay evet. zekanın kullandığı bir ortamda. Farklı mesleklerden de veya farklı düşüncelerde de kullanılabilir mi? Evet. Yapay zekanın son yapılan istatistiklere göre dünyadaki şu anda var olan mesleklerin her bir mesleğin en az %25'i yapay zeka yönünde tekamül edecek. Böyle evet. bir değişim süreci var. Dolayısıyla her mesleğe uygulanması mümkün. Evet. Yani yapay zekayı geçenlerde okumuş olduğum bir makale vardı. Amerika'da geliştirilen bir yapay zeka yazılımı var. Hukukçuların kullanmış olduğu bir yazılım. IBM'in geliştirmiş olduğu bir yazılım. Temel hukuk alanında avukatların vermiş olduğu tavsiyeler %70 başarı sağlarken oradaki yapay zeka teknolojisine dayalı geliştirmiş olan hukuk sistemi evet. tavsiyesi %90 başarı sağlıyor. Hatta önümüzdeki 10 yıl içerisinde 2030'lara gittiğimiz zamanlarda avukatlık mesleğinin %90'ının yapay zekaya dayalı olarak gelişeceği söyleniyor. Yine tıptan örnek vereyim. Mesela tıpta en önemli mesleklerden biri patolojidir. Evet. Yani patoloji tıbbın mutfağıdır. Oradaki yanlış bir karar hastanın tedavisinde de ciddi yanlışlıklara yol açmaktadır. Çünkü teşhis koymadan tedavi uygulanamayacak. Evet. Şimdi orada bir kanser teşhisini, tanısını koyabilmek için bir patolog %3,5 yanılma payı var. İnsan yorgunluktan dolayı da hata yapabilir. Ama bunu yapay zeka ile desteklediğiniz zaman bu 1/5'e düşüyor hata oranı. Evet. Mesela yine bir örnek vereyim. Yapay zeka nerelerde kullanılıyor dediniz.
Evinize gittiniz, kapıya anahtarı taktınız, kapı açılmadı. Anahtarda bir arıza var. Ne yapıyorsunuz? Bir çilingir çağırıyorsunuz, evet, kapınızı açmak için. Ama ilerleyen süreçte artık dijital çilingirler ortaya çıkmaya başlayacak. Çünkü kapıyı artık anahtarla değil, sizin göz retinanızdan veya parmak izinizden ya da yüz ifadenizden tanıyarak kapı açılacak. Kapı açılmadığı zaman artık normal çilingir iş göremiyor yani. Evet. Dijital çilingir çağırmak gerekiyor. Evet. Bu hukuk sisteminde böyle, mali sektörlerde böyle, tarım sektöründe böyle, yani yapay zekanın girmediği alan yok diyebiliriz yani. O zaman hatalar ve şeyler, arızalar minimuma iner. Yani yapılan mesela tesislerin demediğiniz binde beşe indiğine göre, evet, bu meslektelerde de hata oranı çok az. Çünkü bir avukatın ezberlediği kanunların ezberlediğine göre yapay zeka, evet, hangi cezayı bertaraf edeceğini de o kanundan çok çabuk bir şekilde bulup, öyle mi diyorsunuz, evet, hocam? Çıktı alabilirsiniz. Yapay zekanın insana göre, yani insanda işte 100 milyar nöron bulunmakta. Biz yapay zekayla ne yapıyoruz? Bu nöronları modelliyoruz. Evet. İşte şu anki ulaştığımız teknoloji, bilgisayar işlem gücüyle 7 milyar civarında nöron modelleyebilmişiz. Evet. Yani bugün yapay zekanın bu kadar ön plana çıkması, işte o 7 milyar nöronla yapmışız. Sinir, evet, hücresi dediğim. Evet. Tabii bu bir arının, bir kurbanın beynindeki nöron sayısına eşdeğer. Teknoloji ilerledikçe bu sayı daha da artacak. Hatta 2030'larda insan nöron sayısını yakalayabileceğiz deniliyor. Bu teknolojiyle, daha hızlı, daha büyük bilgisayarlar gelişmesiyle bunu yakalayacağız. Peki yapay zekanın insana göre avantajı nedir? Büyük veriyi çok hızlı bir şekilde işleyebiliyor. Yorulma gibi bir durum yok. Dikkat dağınıklığı gibi bir şey yok. Hatta geçenlerde bir karikatür gördüm. Ölümlülere yapay zeka sahip çıkacak. Yani araç sürüyorsunuz, aracınızda işte yorgunluk, uyku hali, bir dikkatsizlikle kazalara sebep oluyor. Uyaracak. Yani yapay zeka kamerada o şoförü sürekli takip edecek. Bir dikkat dağınıklığı olduğu zaman kendisini ikaz edecek. Ya da arabayı bir tarafa çekecek ki kaza olmasını engelleyecek. Evet. Hatta buradan yola çıkarak sigortacılık mesleğinin gelecekte özellikle trafik sigortasının çok zayıflayacağını gösteriyor. Çünkü evet, şu anda diyelim ki kaza oranı işte 60 bin kilometrede bir kazaysa, yapay zeka destekli sürücü sistemlerinde 6 milyonda 1'e düşecek kaza oranı. Özellikle bizim Türkiye için çok önemli hocam. Evet. Biliyorsunuz dünyada en çok kaza oranı bizde. Yani demek ki hem sürücülerimizin çok büyük hataları var, hem de dediğiniz gibi yorgunluk, evet, halsizlik veya diğer şeyler. Çünkü kazalar 3 saniye içerisinde olup bitiyor hocam yani. Evet. Demek bunu önlemek için yapay zekayı da kullanabiliriz. Peki insan beynine göre yapılacak mı hocam? Yani biliyorsunuz deryayı umman Rabbim öyle yaratmış insanın. Evet. Bir gözümüzün gördüğü gibi kamera üretilemedi biliyorsunuz. Peki bu nöronların sayısı kadar da yapay zeka yapılacak mı hocam? Yani tabii bu bizim şu anda beynin çözebildiğimiz sırlar. Daha evet, bir beynin çözülmeyen sırlar çok fazla. Yani evet, beynin %4'lük bir kısmı üzerinden bahsediyoruz. İşte evet, oradan bilebildiğimiz 100 milyar nöron var. Onu modelleyip işte büyük verileri işlemeye çalışıyoruz. Evet. Ama insan beyninde çok farklı özellikler var, hisler var, duygular var. Yani onları daha çözebilecek çalışmalar devam ediyor. Yani biz 2030'da insan beynini yakalayacağız dememiz öyle çok da doğru değil. Değil. Sadece nöron sayısı noktasında yakalayacağız ama insan beyninin birçok yönü var. Yönü var tabii ki hocam. Evet. Manevi yönünü yakalayamayız bence. Bana evet, göre öyle yani. Çünkü onun dinle alakası var. Yaratıcılıkla alakası var diye düşünüyorum. Bilemem evet, yani. Evet. Sevgili seyirciler, hocam müsaade ederseniz bir veteranımız var. Daha önce arkadaşlarımızla yapılan röportajlar var. Projeyi anlatıyorlar. Bunu bir izleyelim. Daha sonra beraber olacağız. Evet sevgili seyirciler, bir veteranımız var. İzleyelim. Daha sonra beraber olacağız. Efendim sizi tanıyalım. İsmim Engin, soyadım Ülger. Elazığ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisi bölümünden mezun durumundayım ve oradan katılmaktayım. Bir proje yarışması var ve sizin de ilginç bir projeniz var. Evet. Data artık ayrıştırma. Evet. Tabii projemizin ismi yapay zeka temelli kat atık ayrıştırma makinesi.
Bildiğiniz üzere ülkemize sıfır atık kampanyası başladı ve tüm özel ve kamu kuruluşlarında ayrı ayrı kutular konmaya başladı. Fakat bu kutulara yanlış atılmalar büyük bir oranda. Yani metal atığa kağıt atılması gibi, kağıt atığa cam atılması gibi. Yani biz yerinde ayrıştırma yapamıyoruz. Hani milletimiz de aceleci hemen atıp gitmek derdinde. Avrupa'da %80-%90 yerinde ayrıştırma yaparken biz bunları ülkemizde %3 oranda yapıyoruz. Biz de düşündük daha güzel bir hale getirmek için girişi tek yerden, şu anda gösterdiğim gibi girişi tek yerden el değmeden yapay zekayı kullanarak mekanik kontrol sağlayarak ayrıştırma işlemi yapıyoruz. Tabii bununla da yetinmedik. Biz bu atıkların bir ekonomik değerini hesapladık ve her birine bir puan verdik. Biz bu puanlarla şurada gördüğünüz üzere dakika SMS ve internet paketleri veriyoruz mobil uygulama üzerinden. Yani telefonun QR kod sistemiyle çalışıyor. Attığımız atın diyelim ki 10 puan bir QR kod çıkıyor okuttuğumuz zaman size bunları veriyor. Ayrıca tüm iller için ulaşım kart dolumu yapabiliyoruz. Yani illa bir belediye için değil tüm iller için ve sosyal etkinlik biletleri veriyoruz. İşte opera, sinema, tiyatro gibi. Ve en güzeli de yardım kuruluşlarına bağış yapabiliyorsunuz. Yani Mehmetçik Vakfı olsun. Beni en çok merak ettim. Bunlar çok güzel şeyler. İnsanlar hakikaten tembel, çevreye duyarlı evet. değiller. Her türlü katı atıp plastiği, metali atıyorlar. Bu belki de onları özendirecek en azından bir karşı. Promosyon. Aynen öyle. Depolama sistemi. Gösterme şansı. Tabii, tabii. Arkadaşım göstersin. Şu an elimize bulan bir metal atık. Girişim bıraktığımız zaman şu anda ekrana göstereyim. Metal atın sağ taraf olduğu açıldı ve damper aşağı düşüp sağ taraf metal atığa gidiyor. Ve düştü. Şu an ekrana bakarsanız bir QR kod oluştu. Arkadaşım onu da göstersin size. Geliştirdiğimiz mobil uygulama sayesinde QR kod şu an arkadaşım okutuyor. Ve metal atına bir puan verecek. Gördüğünüz üzere şu an size 20 puan verdi. Bir tane de başka bir atık için deneyelim. Elimize bulan bir pet atığı. Buradan bıraktığımız zaman şu an ekranda metal atık olarak %99 oranda tanıma yaptı. Ve metal plastik atığına karşı tarafa düşmektedir o. Ve metal haznesine doğru gidip haznemize düştü. Şu an ekranda bir daha QR kod oluştu. Geliştirdiğimiz bu mobil uygulamayla tekrar okutuyoruz. Ve size şu an 10 puan verdi. Toplam etti 30 puan. Peki siz burada neler yapabilirsiniz? Bağışlar yapabilirsiniz. Burada bütün vakıfların bağış şeyleri ekledik. Ayrıca bir geri gelebilsen. Burada operatör paket alma var. Tıklayın oraya. Burada telefon hattımız. Aynen şey telefon hattımızı seçiyor şu anda. Hangi hattımız varsa. Ne istiyoruz? İnternet paketi. Ve burada gördüğünüz gibi 250 MB. İşte 700 puan. Bunlar gençler için çok önemli bir teşvik. Yani ben mesela o zaman çevreye duyarlıyım ama yolda da gördüklerimi toplayıp böyle torba torba gelip evet. attım mı siz bana belki telefon edeceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim dediğiniz gibi biz aslında atık atın biz size rüşvet veriyoruz. Madem çevre bilinci oluşturmak istiyoruz bunu tetikleyici bazı unsurlar bulmamız lazım. Şu anda gördüğünüz mobil uygulama dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmamış değil. Biz bunu toplam 9 ay çalışma neticesinde bu verileri elde ettik. Ve ne yapabiliriz, nasıl fayda çevre fayda sağlayabiliriz diye düşündük. Dedik ki insan her çeşit insanın atabileceği, yani gençlerin en çok SMS, internet paketlerine ihtiyaç duyuyor. Orta yaşlılar ulaşım, otobüs, metro kullanıyor, onların kart dolumunu yapıyoruz. Sosyal etkinlik biletleri veriyoruz, işte operadır, tiyatrodur. Her yaşa göre. Aynen, ya mesela yardım kuruluşlarına bağış, bildiğiniz üzere bir... Yaşlılarda herhalde. Aynen, onlar da yaşlılarda. Bildiğiniz üzere bir mavi kapak kampanyası var. Bir odayı dolduracak da bir tekerlekli sandalye edecek. Halbuki bu makine yaygınlaştığı zaman sanal alemde toplu puanlar hediye ettiğimiz zaman bir anda birçok bağış sandalye yani tekerlekli sandalye alabiliriz. Çok teşekkürler, başarılar inşallah yayılır. Türkiye'de her sokakta görürüz. Yatırımcılarımızı bekliyoruz. Biz de inşallah bizi görsünler. İnşallah. Teşekkür ederiz. Adınız soyadınız tekrar. Adım Engin Ülger. Ekip arkadaşım Yunus Emre Aydın. Fırat Ünlüs. Evet hocam veterimizi izledik. Peki hocam yapay zeka denince insanın aklına bir robot geliyor hep. Yani bu zekayı robota yüklemişiz gibi. Robotun tüm hareketlerini bu yazılımla yapıyoruz gibi. Aslında demin anlattığınız her türlü meslekten de olabilir. Bunları nasıl prototip yapabiliriz yani? Yani şöyle bahsedeyim. Bundan 100 yıl önce kas gücünü, gerek insan gerek hayvanların kas gücünü yapay güce dönüştürmek kıymetliydi. Evet.
işte buharlı makineler, elektrik motorlar falan kas gücünü yapay güce dönüştürdü. Ama 100 yıl sonra geldiğimizde bugünlerde artık bu makinalara yapay zekayı eklemek kıymetli hale geldi. Evet. Yani kas gücü, yapay güç, yapay zeka. Bir kullanım alanı yok. Evet. Hayatın her alanında var. Mesela bugün insanların 1/5 günlük yaşamlarını sürdürürken bu akıllı telefonlarındaki yapay zeka asistanlarını kullanıyor. Evet. İşte Google'undur. Yine Siri dediğimiz var. Yine Microsoft'un var. Buna benzer bir takım yapay zeka asistanları var. Dolayısıyla ülke olarak da biz bunda yapay zeka ciddi bir oranda da yatırım yapmış durumdayız. Evet. Bölgemize baktığımız zaman Türkiye bulunduğu coğrafyada yapay zeka en fazla yatırım yapan ülke konumunda. Evet. 3.4 milyar dolar geçen haftalar açıklandı. Evet. Böyle bir rakam yatırım yapmışız. Tabii bunun semeresini almaya başlayacağız. Bu sadece robotik değil. İşte otonom araçların geliştirilmesi, savunma sanayide olsun, tıpta olsun, eğitimde olsun. Yani birçok sektörde artık yapay zekayı hayatın içerisine girmeye başladı. Yani bir çağrı merkezini arıyorsunuz, biriyle konuşuyorsunuz. Halbuki karşınızda size cevap veren bir yapay zeka. Evet. Onu açtıktan sonra ancak gerçek bir insana yönelebiliyorsunuz. Hocam burada hemen ben bir konuya temas etmek istiyorum. Tabii bu üniversitede 30. yılımıza girdik yani. Ben 30 yıldır buradayım. Evet. Özellikle son yıllarda yanlış anlaşılmasın. Tabii ki diğer hocalarımız da çok değerli. Son jenerasyon hocalarımız, özellikle gençler, sizler gibi hocalarımızın daha çok bu yönlere eğildiğini görüyoruz. Yani inovatif dediğimiz, inovasyon dediğimiz hareketli ve sizinle birlikte öğrencilerin de hareketlendiği bir şeyler yapmanın, yani icat, mucit, hani Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman derdi ya, bu üniversiteler ne yapıyor yani, bir şeyler yapsın artık. Özellikle mesela savunma sanayinin verilen desteklerin üniversitelerden çıktığını biliyoruz. Neticesinde gördük. Savunma sanayinde özellikle insansız hava araçlarının geliştirilmesi, özel şirketlerde paydaşlarla birlikte üretilen SİHA'ların, İHA'ların ülkemize ne derecede katkıda bulunduğu, diğer ülkelere karşı savunma sanayimizde çok ilerleme sağladığımızı görüyoruz. Aynı şekilde sizlerin de katkısıyla bu alanlar da daha çok ivme kazandı diye düşünüyorum. Evet. Son jenerasyon hocalarımız için geçen rektör hocamız da bir programda sizin teknoloji fakültemizin şeyinde de söylemişti, kuruluş yıl dönümünde. Artık herkesin bir şeyler yapması gerektiğini, bunu gösterecek gerçekten hani icraata dökmeleri gerektiğini, gözle görülen bir şeylerin üretilmesi gerektiğini söyledi. Haklı mıydı hocam? Evet. Şimdi yapay zeka alanında biz Fırat Üniversitesi olarak Türkiye'de sayılı üniversitelerden biriyiz. Geçenlerde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre üniversitelerdeki yapay zeka alanındaki çalışmalar çıkarılmıştı. Fırat Üniversitesi Türkiye'de 207 üniversite içerisinde 9. sırada. Evet. Yani ilk 10'dayız. Bu önemli bir başarı. Doğu'da bir üniversite. Evet. Ben Arı gördük hocam şeyde. Evet. Cumhurbaşkanı sitesinde de var. Evet. Şimdi bu buralara nereden geldik? 1994'te benim de hocam Profesör Doktor Ahmet Arslan Fırat Üniversitesi'ne Bilkent Üniversitesi'nden doktora yapıp dönmüştü. O zaman bana verdiği konu yapay zeka üzerineydi. 94 yılında kütüphanelere gidiyorduk. Kaynak falan yoktu. Yoktu. İnternet yoktu. O zamanın şartlarında biz giderdik otobüste Ankara'ya, İstanbul'a kütüphaneleri arardık, tarardık. Bulduğumuz kitapların fotokopisini çekerdik. Getirdik burada çalışırdık. Bitirince bir daha giderdik. Yani doğuda olmanın, merkezi noktalardan uzak olmanın böyle bir dezavantajı var. Evet. Ve Ahmet Arslan Hoca'nın yetiştirmiş olduğu o ekol bugün Fırat Üniversitesi'nin yapay zekada 9. sıraya gelebilmesinde çok önemli katkısı oldu. Tabii üniversiteler bilgiyi ürettiği zaman, üniversitelerin asıl misyonu bilgiyi üretmektir. Toplumun diğer bileşenler, gerek sanayi sektörü, gerek diğer orta öğretim okulları olsun, özel hayatlar olsun, üniversitenin üretmiş olduğu bilgiyi kullanırlar. Evet. Dolayısıyla biz bilgi üretme noktasında Fırat Üniversitesi olarak yapay zekada iyi bir noktaya geldik. Bu gençlerimizin yapmış olduğu proje de bunun bir somut göstergesi. Evet. Çünkü mühendislik alanında bir çalışma yapıldı ve mühendislik mesleğine baktığınız zaman diğer mesleklere nazaran
insanların hayatını kolaylaştırır. Canlıların hayatını kolaylaştırmayı temel felsefe olarak baz almıştır. Yani öğrendiğimiz bilgi sadece kitaplarda, makalelerde kalmaması gerekiyor. Evet. Veya ürettiğimiz bilgi. Bunu insanların, canlıların, toplumun sorunlarının çözümüne yönelik de kullanabilmemiz. Hatta bu yönde uygulama süreçleri geliştirmemiz gerekiyor. Fırat Üniversitesi'nin son yıllarda yapmış olduğu, geçmişten gelen o birikimiyle yapmış olduğu bu tür çalışmalar, mühendislik eğitiminin ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve bu köklü geçmişin de artık inovatif ürünler çıkartmaya başladığını gösteriyor bize. Evet hocam. Yani ha deyince olmuyor. Hani evet. Temelin mutlaka bir olması lazım. Sonucu. Kesinlikle. Zaten o birikimden sonra yazılım bölümünüzü açmıştınız. Evet. Ama bugüne baktığımız zaman büyük bir ivme kazandığınızı görüyoruz. Neticesi de bu arkadaşlarımız, gençlerimiz ve yaptıkları proje. Biraz önce sevgili seyirciler bir VTR'yi izlemiştik. Engin Ülger ve Yunus Emre Aydın arkadaşımızın yaptığı. Şimdi o arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Efendim programımıza hoş geldiniz demiştik Engin Ülger. Evet, önce geldin. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Öncelikle meslek lisede çıkışlıyım. Fırat Üniversitesi'nden mezunum. Daha öncesinden iki üniversite daha bitirdim. Fırat Üniversitesi yazılım mühendisi sanırım. Evet. Fırat Üniversitesi yazılım mühendisi bölümünden mezunum. Daha önce bilgisayar programcılığı ve işletme fakültesini bitirdim. Burada kaldığım sürece aldığım derslerden bilgilerle soyut bir proje yapmaya karar verdim. Bu projeyi kaldığımız Ahmet Kabaklı Erkek Öğrenci Yurdu'nda yurttan çıkan atıklardan rahatsız olup bunları bir arada toplayan, depolayan, hijyen yani sağlık çevre bakımından daha temiz şekilde olacak şekilde böyle bir araştırmaya gittim. Bu araştırma neticesinde sıfır atık projesini o zaman keşfettim. Yani tam bilgim yoktu sıfır atıkla ilgili. Yani bu projenin asıl temel şeyi sizsiniz. Yani konu mankeni mi diyelim. Sizden mi çıktı? Kahramanları. Evet, kahraman. Evet. Proje fikri benden çıktı. Ben ekip arkadaşım Yunus Emre Aydın'la bu fikri anlattım. Paylaştın. Aynen. Evet. Fikrimi beğendi. Biz de bir ekonomik bir fizibilite oluşturduk. Yani bir proje olacak ama ülkeye bir ekonomik bir katkı sağlayacak mı? Evet. Öncelikle buna bakmamız gerekiyordu. Kaldığımız yurttan çıkan atıkları bir gün boyunca el ile ayrıştırdık. Evet. Tabii bunun için belediyeden izin aldık. Gençlik ve Espor Müdürü Supi Bey'den izin aldık. Tabii bunları İbrahim hocamızın sayesinde alabildik. Yönlendirmeyle. Yani danışmanınızı hocamız yaptı. Evet. Birlikte hareket ettiniz. Birlikte hareket tabii ettim. Ulaşılabilecek yerlere hocam STK'cı olduğu için çok çabuk ulaştınız. Evet. Yani işte daha önce söylediğim işte fikrimi arkadaşıma anlatıp sonra hocamıza anlattık. Evet. Yani danışman hocamıza. O da bize bir yönlendirme, yol haritası çizdi. Önce bir ekonomik fizibilite oluşturun. Evet. Sonra tasarımını yapın. İşte sonra yazılım. Ya tabii bu aşamaları biz bilmediğimiz için hocamız bize burada danışmanlık yaptı. İşte ekonomik fizibilite raporunda çok ilginç bir rakam çıktı. İşte bir gün boyunca çıkan yurttan atıkların ekonomik değeri 400 TL'ye yakın. Çok ciddi bir rakam yani. Bu sadece bizim bir yurdumuz. Bir yurdumuz, yani. Evet. Türkiye genelinde 700 bin kapasiteli erkek öğrenci, yani erkek kız, evet. Bayan öğrenci yurtlarımız var. Genelleme yaptığımız zaman aylık 3 milyon bir ekonomik katkı sağlıyor. Yani işte. Ülkeye. Biz bunları çevreye atıyoruz. Aynı çöp kovasının içerisine atıyoruz. Bir sıfır atık projesi var. Ayrı ayrı kutular var. İşte PET, metal, cam, evet. Karton gibi. Bizim insanlarımız aceleci. Rastgele atıyorlar. İşte yerinde ayrıştırma yapamadığımız için bizim bir ekonomik bir katkısı olmuyor. Yani zaten evde poşetlerken bile ayrıştırmıyoruz. Yani hepsini bir poşetin içerisine ve çöp aynen. Kovasına atıyoruz. Büyük belediyenin çöp kontenyanlarını atıyoruz. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da hepsini tek tek ayrıştırmışlar. Ama siz bunu bir şekilde bir makinenin yapmasını sağlamışsınız. Yani. Evet. Yani Avrupa'da da böyle bir çalışmalar var. Makine işte teşvik etmesi için. Evet. Biz de makinenin önce bir tasarımını yaptık. Hocamıza sunduk. İşte piyasaya uygun mu, endüstriyel bir tasarım mı diye. Makinenin tasarımını gerçekleştirdikten sonra yapım aşamasına geçtik.
İşte yapım aşamasını yapım aşamasından sonra bir projenin uygulama alanlarını bir araştırma yaptık. İşte nerelerde uygulanmış. Peki Engin, bu prototipi başlamadan önce hocamızdan danışıyorsunuz tabii ki maddi boyutunu falan. Yardımcı olan oldum yani, tabii ki sizler öğrencisiniz. Bu konuda maddi yatırımı veya kendiliğinden yardım eden hocalarımız olsun, sanayicilerimiz oldu mu? Böyle danıştınız mı? Ya oldu. Bunların çoğu manevi bir yardımdı. Evet. Maddi bir yardım olmadı. Evet. Tamamıyla kendi öğrenci bütçelerimizle bu makineyi yaptık. Evet. Zaten bir ekonomik bir fizibilite yaptığımız zaman çok yüksek bir miktar çıktı bizim için. Evet. Biz de makineyi kendi bulduğumuz hurdalıktan parçalarla bir araya getirip yaptık. Evet. İlk prototipimizi. Makinenin ilk çalışma şeklinde bayağı bir aksaklıklarımız vardı. Yani kendi şeylerimize yaptığımız için. İkinci prototipimize bayağı bir profesyonelleştik. Yani o şeyde. İşte makinenin çalışma şekli plastik, metal, cam, karton gibi atıkları tek bir giriş yeri var, açık ağız. Evet. Bıraktığımız zaman yapay zeka ayrı ayrı kutulara ayrıştırma işlemini yapıyor. Evet. Bu ayrıştırma işlemini insanlara teşvik etmek için, yani o makineye atması için bir hediye veriyoruz. İşte bu hediye geliştirdiğimiz bir mobil uygulama var. İşte her atığın bir ekonomik değeri var. Geri dönüşüm. Promosyon değer oluyor yani. Aynen. Geri dönüşü oluyor yani mutlaka. Aynen. Promosyon. Evet. İşte attığımız zaman örnek veriyorum, bir metal atığı ayrıştırdıktan sonra bir ekranımız var. Bir QR kod çıkıyor. Ve bu QR kodu mobil uygulama üzerinden okuttuğumuz zaman size puanlar veriliyor. Oo. Siz bu puanlarla işte gençleri teşvik etmek için dakika, SMS, internet paketleri, evet, işte ulaşım paket, ulaşım kart dolumu, işte otobüs, metro gibi, sosyal etkinlik biletleri, işte opera, sinema, tiyatro gibi yardım kuruluşlarına bağış yapabiliyorsunuz. Tamamıyla bir online sistemden teşvik yapıyoruz. Teşvik. Yani, aynen. Evet. Zaten herkesin telefonu var, mobil, evet, uygulaması var, interneti İhtiyacı var. İhtiyacı da var. Aynen. İnsanlar atarken atmasını sağlamak için, evet, böyle teşvik, promosyon, hediyeler veren bir sistem geliştirdik. İşte çok da başarılı olduğumuzu fark ettik bu alanda. Evet. Sonuç itibariyle tabii bazı yarışmalara katıldınız. Son özellikle Teknofest, ikinci herhalde uluslararası ikinci Teknofest'te bu İstanbul'da. Aynen. Evet. Orada da tabii ben görüyorum şimdi burada bir ödülünüz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldığınız, bizim de gururla seyrettiğimiz bir ödülünüz var. Bir de tabii ki madalyanız var. Evet. Evet, bir de Emine Hanım'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanım'ın sıfır atıkla ilgili inovasyon ödülü, özellikle tabii ki onun devamı, mutlaka devamı gelecektir. Ama İnşallah. Bu üniversitemiz için bir gurur verici bir olay. Hem sizler için neticesini görmek büyük bir haz bence. Ben haz aldığıma göre, gurur duyduğuma göre sizler daha çok haz aldınız. Bundan sonra neler yapacaksınız mesela? Size öncelikle sorayım. Bundan sonra ticarileşme. Artık piyasada var olan rakiplerimize yarışmak istiyoruz. Bununla ilgili bazı görüştüğümüz iş adamları var. Teknofest'te bizimle irtibata geçen, gittiğimiz zirvelerde bizimle iletişime geçen iş adamları var. Şu an onlarla görüşme aşamasındayız. Okuldan yeni mezun olduk. İşte bu aşamaları atlattıktan sonra, evet, şu an bir patent yarışmasını var. Ulusal patent yarışması var, Türk patentin. Ona, evet, hazırlanıyoruz. Evet. Öncelikle makinemizi bir patentlemek. Tabii ticaretleştirmeden önce bir patentini almamız gerekiyor. Evet. Biz önce şeyi anlatmak istiyorum. Biz makineyi işte ilk başta nerede uyguladık, nerelerde birinci olduk. Tabii Teknofest'ten önce de bir birinciliklerimiz var. Evet. Biz makineyi kaldığımız yurtta ilk tanıtımını yaptık. Evet. İşte biz atıkları oradan ayrıştırdık. Ekonomik fizibilitesini orada oluşturduğumuz için ilk prototipimizi orada uyguladık. Yani yerelde haber olmuştunuz zaten. Evet. Önce yerelde birçok kamu kurumu kuruluşlarda bu projeyi tanıttınız. Evet. Biz orada bir de şeyi yapmak için, yani öğrencilerin ilgisini, hani ilgisini nasıl çekiyor mu, ediyor mu? Ayrıca bizim projenin dış tarafı akvaryum. Evet. Yani su içerisi dolu balıklar var.
ilgisini çeksin diye artık her türlü aşamayı düşündük. Evet. Öğrencilerimizden bayağı bir ilgi oldu. İşte sıraya girip atmak için sıraya girenler oldu. Orada tanıtım yapıldıktan sonra bilim merkezinde bir yarışmaya girdik. Orada birinci olduk. Ondan sonra akabinde TÜBİTAK 22-42 üniversiteler arası bir yarışma vardı. Ona başvurduk. Ön elemeden geçip Erzurum bölge yarışmasına katıldık. Doğu Anadolu'daki bütün üniversiteler arasında çevre ve enerji kategorisinde birinci olup finale Teknofest'e çıkma hak kazandık. Evet. Teknofest bizim için bayağı bir heyecanlıydı. Peki buraya gelinceye kadar üniversitemizin yöneticilerinden veya herhangi bir bölümünden yardım aldınız mı? Yani size yardımcı oldular mı? Bu aşamalara gelinceye kadar tanıtım aşamasında ve diğer aşamalarda yardımcı oldular mı? Ya bu konuda bize ilk yurtta kaldığımızda Gençlik ve İl Spor Müdürü, şu an görevini bıraktı sanırım, Supi Döner Bey o an bize yardım olmuştu. Üniversitenin ise işte taşınmasında, makinemiz büyük olduğu için böyle bir yardım oldu. Taşınmasında işte gidip gelmesinde bir yardım oldu. İşte MMG'nin, Mimarlar ve Mühendisler grubunun bir zirvesine davet edildik. Onların oraya taşınması, konaklama gibi bir yardımlar oldu. Yani bir sahiplenme oldu değil mi? Yani Elazığ'ın olup herkes sahiplendi yani. Evet, ne kadar güzel. Buraya kadar güzel. Tabii Yunus Emre kardeşimiz de burada. Onunla birlikte çalıştınız. Yunus Emre, seni de tanıyalım. Neler yaptığının önce seni bir tanıyalım. Ben Yunus Emre Aydın. Ben de Engin arkadaşım gibi meslekçisi mezunuyum. Ardından 2 yıllık Balıkesir Üniversitesi'nden mezun bilgisayar programcı bölümünden. Akabinde de Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisi bölümünden mezun oldum bu sene içerisinde. Yani biriniz 3 üniversite, biriniz 2 üniversite bitirdiniz. Mezun olduk. İşte Engin arkadaşım zaten projenin detaylarını sizlere aktardı. Yani biz bu aşamalara gelene kadar şimdi dışarıdan bakıldığı zaman biraz böyle şan şakrak gibi görünüyor ama tabii projenin geliştirme aşamasında ciddi sorunlarda yaşadık. Teknik bakımdan özellikle. Tabii bu sabrettik, mücadele ettik. Yani teknik sorunların her şeyini hallettik. İşte Sayın İbrahim hocamızın eşliğinde de ciddi bir yol kat ettik. Artık biz gerçekten yani ödül kapısını açıyor. Biz buna şahit olduk. Artık bu aşamadan sonra biz projenin ödül almasından daha çok bu işi örneğin Elazığ nezdinde geliştirip bir Ar-Ge çalışması olarak ortaya koymak istiyoruz. Çünkü bir artık bu ödüle bir katma değeri çevirip hem Elazığ'ımıza hem ülkemize bir katkı oluşturmasını istiyoruz. Evet. Yani geri dönüşüm için çok önemli bir proje. Kesinlikle. Bence bunun mutlaka geliştirilmesi ve seri üretime de geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben yani kendi şahsi açımdan sanayici iş adamlarımızın herhalde şu anda çalışmalarınız devam ediyor, görüşmeleriniz de var. Evet. Neler var yani bu aşamada neler yapıyorsunuz? Şu an protokollerimizi biz Sayın Vali Bey'le görüştük. Evet. Belediye başkanımızla görüştük. Onlar bize proje üzerinden destek vereceklerini söylediler. Sayın Teknokent Müdürümüz Erhan Akın Bey de bize bir ofis tasdik ettiler. İnşallah büyüklerimizin desteğiyle biz bu projeyi üretip artık yani biz bunu Elazığ'da üretmek istiyoruz. Evet. Hani başka ilde değil de çünkü biz burada okuduk, biz bilgilerimizi burada öğrendik. Sonuçta biz bunu hani öğrendiğimiz bilgilerin bir karşılığı olarak, hani küçük bir hediye olarak yani bir karşılıksız kalsın istemeyiz. Çünkü yani tabii yine karşılığını ödeyemeyiz ama yani en azından bir Elazığ'ımıza, bir ülkemize bir katkı sağlamak istiyoruz. Yani biz burada öğretmek istiyoruz. Sevgili seyirciler, bu arkadaşlarımız hem Elazığlı değiller. Öyle sanıyorum. Evet. Siz Balıkesirli miydiniz? Evet. İzmir'deyim. Siz, şimdi Ankara'da. Ankara'dasın. Ben Ankaralıyım. Siz Ankaralısınız. Ve öğrencilikleri bittiği halde burada bu projenin geliştirilmesi için şu anda çalışmalarını hızla devam etmektedirler. Tabii ki buradaki sanayici iş adamlarımıza bir burada değil. Şu anda bizi izleyen yüzlerce böyle onlarca iş adamımız vardır Elazığ dışarısından. Bu iş adamlarımıza da buradan seslenelim. Sizlere yardımcı olsunlar. Yani mutlaka mucitlerin
icatlarını geliştirmesi tarihte de böyle zor olmuştur. Evet, evet. Zorluklarla ama bugün insanlığa özellikle katkı payı sağlamış birçok icat var. Mucitleri de tarihi yazmış yani. İnşallah sizlerin de böyle sonuçlandırılsın diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Zaten bu bizim için hani kolaylaştırılsaydı yapılım aşaması olmazdı. Evet. Yani bu zorluklar oldu ki biz bu makineyi geliştirdik, yapabildik, bu ödülleri alabildik. Evet. Burada sıfır atık inovasyon ödülümüze değinmedik. Evet, bunu da bahsetmek istiyorum. Biz bu proje ilk fikrindeyken Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye bu proje fikrimi mektup olarak kendisine yazmıştım. Evet. İşte hocamızın danışmanlığında. Fikrimi yazdıktan sonra projemi gerçekleştirdikten sonra bir daha mektup yazdım. İşte benim böyle bir çalışmam var. Bu çalışmamı size bildirdim. Daha sonra gerçekleştirdiğimi söyledim. Evet. Tabii bir dönüşü olmamıştı. İşte bu 2019 sıfır atık zirvesinde bizim projemizi o yazdığımız mektuplarla öğrenip bizi davet ettiler. Üniversitemiz bu alanda sıfır atık inovasyon ödülüne layık görüldü. Evet. Çok mutlu olduk biz bu ödülden dolayı da. Bir de ben şurada şeyi de belirtmek aslında hemen sözünü kesiyorum. Devletin zirvesinden aldınız. Peki o anda veya daha sonradan temasa geçtiniz mi? Sayın Cumhurbaşkanımızdan veya danışmanlarından veya yani bu projeye destek istediniz mi? Tabii biz o anda hanımefendiye projemizi sunma fırsatımız da oldu. Evet. Geldi, inceledi, tebrik etti bizi. Ne güzel. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da oradaydı. O da kendisi de tebrik etti bizi. İlgilendiler de hanımefendinin danışmanı bize bir bilgi verdi, iletişim bilgileri. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın sıfır atıkla ilgilenen kişiler bize bir kartla görüşme oldu. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam etmekte. Biz öncelik olarak tabii patentleme kısmındayız. Patentledikten sonra inşallah buradan iş adamlarımızla birlikte yürütmeyi düşünüyoruz. Evet. Biz şu şeyi de bildirmek istiyorum. Tabii. Siz de söylediğiniz bize yardımcı olanlar vardı. Evet. Bunların burada isimlerini zikretmek isterim. Buyurun tabii ki buyurun. Öncelikle bize danışmanlık yapan, bize yol gösteren Sayın Profesör Doktor İbrahim Türkoğlu hocamıza çok teşekkür ederim buradan kendisine. Ustamız donanım kısmında bize çok yardımcı oldu Hamza Peker beyefendiye çok teşekkür ederim. Aileme teşekkür ederim. Burada bana arkadaş olan ekip arkadaşı olan fikrime ortak olan Yunus Emre Aydın arkadaşıma da kendisine de burada teşekkür ediyorum. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği hocalarıma da çok teşekkür ederim. Evet. Yunus Emre senin son görüşlerini alayım. Ben de şimdi biz bu aşamaya gelene kadar bizim arkamızda bir güç var. Evet. Zaten az önce Selam'ın da söyledi, ailemiz. Evet, ne güzel. Bizi ne kadar zorlukla karşılasak karşı hiç bırakmadı. Her daim destek oldular. Yani biz yılmadan bizim ilerlememizi sağladılar. Evet. Ben buradan da özellikle aileme, anneme, babama, kardeşime, tüm akrabalarıma, büyüklerime selam söylüyorum. Çünkü onların desteğiyle biz buralara kadar geldik. Evet. İbrahim hocamıza da çok teşekkür ederiz. Bizi hiçbir konuda yalnız bırakmadı. Üniversitemize, teknoloji fakültemize, dekanımıza, yani rektörümüze yani biz bir bütün olarak buraya girdik. Yani Fırat Üniversitesi bir bütün olarak biz bu başarıları aldık. Evet. Umarız devamı da gelir. Özellikle ticaretleştirme aşamasında bir nihai ürün ortaya çıkar. Evet. Ve bir faydamız olur. Kesinlikle. İnşallah. Sayın Rektörüm de son herhalde görüşmenizde size birer hediye takdim ettiler. Çok teşekkür ederim. Bu da tabii ki üniversitemizin bu konularda ne kadar çok eğildiğini gösteriyor. Gönül isterdi ki sizin gibi gençler başka fakültelerden veya işte aynı fakülteden de olabilir. Bunların değişik versiyonuyla, değişik icatlarla öyle diyelim hocam. Yani şimdi insanlarımız proje deyince biraz da akleli olsun. Evet. İcatlarla karşımıza çıksın. Ülke kalkınmasına da katkı payı olsun. Dediğiniz evet. gibi biraz önce bir rakam telaffuz ettiniz çöple evet. ilgili. Yani çöp diyelim yani bu atık dediğimiz zaman da insanlar atık nedir diye sanki petrol atığımış gibi veya nükleer atık gibi bir şeyler anlıyor. Evsel evet. atıklar. Evsel atıklar yani demin dediğiniz gibi kağıttır, plastik, işte plastik, cam, karton gibi. Evet. Çok yüksek miktarda ekonomik çok. Bir şey var. Bugün hangi ülkeydi hocam? İsveç'ti değil mi hocam? Yani bu dışarıdan bu çöpleri alıp enerjiye dönüştürüyor. Kendi çöpünü bitirmiş yani. Evet. Böyle ülkeler var yani. Bizde daha henüz biz bu konularda organiyiz öyle zannediyorum. Daha çok işin başındayız. Evet, işin başındayız.
Evet hocam, tekrar size dönüyorum. Neler söyleyeceksiniz? Eksik kalan şeylerimiz var mı? Evet. Şimdi gençlerimiz özellikle üniversitemizin, ilimizin tanıtımında çok önemli rol oynadılar. Evet. Bu yıl yeni gelen, kayıt yapan öğrenciler vardı. Birkaç kişi odama geldiğinde şunu söyledi. Hocam dedi, dışarıdan bazıları beni arıyor. Sen diyor şu Teknofest'te birinci olan bölümü mü kazandın diyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani bu sonraki yıllar, şu anda 1600 civarında öğrencimiz var yazılım mühendisliğinde. Evet. Sonraki yıllar bu rakamın daha yükseleceğini, daha yüksek bir puanla girileceğini, bu hem üniversitemizin tanınması açısından hem bölümümüzün tanınması açısından ciddi bir katkı oluşturacak. Özellikle bu son inovasyon ödülünde 3 üniversite kazandı. Ne güzel. O zirvede Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi. Evet. Yani iki teknik üniversite içerisinde Fırat Üniversitesi onlardan geri kalır tarafı olmadı. Üstelik o iki üniversite aynı projeyle ödülü paylaştılar. Biz bağımsız bir projeyle gidip aynı kategoride ödül aldık. Bu da Fırat Üniversitesi'nin mühendislikte Türkiye'de 5. sırada. O rakamın rastgele orada belli olmadı. Olan bir rakam değil yani. Demek ki bunun arka planda dolu. Öğrencilere anlatılan konuların, mesela yapay zekada biz lisansüstü düzeyde anlattığımız konuları lisansa çektik geçen yıldan itibaren. Evet. Ve bunun semeresini de öğrencilerimizden geri alabiliyoruz. Demek ki öğrenciler öğrendiklerini pratiğe dönüştürmesi, tabii gençlerin meslek sesi mezunu olması da ayrı bir özel, evet, artı kattı bu projeye. İnovatif ürünler çıkartma noktasında ciddi bir emek ortaya koyup yani sanatkar olduklarını gösterdiler değil mi, evet, hocam? Evet. Temelden öyle. Yani. Ama arkalarında bir ciddi bir ustaları varmış ne Ankara'da. Ne güzel. Bahsettiler onu. Evet. Ona da bu vesileyle ben de teşekkür etmek istiyorum. Evet. Çünkü makinanın el emeği noktasında da, yazılım dışında da el emeği noktasında çok ciddi bir çalışma gerektiriyordu. Evet. O da sanatkar bir ustanın elinden çıkmıştı. Tabii günümüz dünyası çok hızlı değişiyor. Sürekli yenilikler çıkıyor. Sürekli bir değişim içerisindeyiz. Biz artık bu değişimin arkasından koşmak yerine bu değişimin öncülerinden olmak istiyoruz. Yani dünyada şöyle bir değişim var. Biz bunu takip etmek için koşturmak yerine, evet, biz değişim yapalım. Dünyadakiler bizi takip etsin. Taklit etmeyelim. Onlar bizi taklit etsin. Öyle diyelim. Evet. Yani. Dolayısıyla bu gençlerin kazanmış olduğu bu ödül bizi bu anlamda, ciddi anlamda cesaretlendirdi. Geçenlerde bir doçentlik sınavındaydım. Farklı büyük üniversitelerden hocalar vardı. Bir hocamız toplantıda birkaç defa dedi ki, bu yıl biz ilk defa Teknofest'e katıldık, üçüncü olduk. Evet. Bir böyle iki defa söyledi. Üçüncüyü de söyleyince dedim, hocam biz de ilk defa katıldık, Fırat Üniversitesi olarak birinci olduk dedim. Tabii bunu söyleyebilmek, bu gururu taşıyabilmek işte bu gençlerin bu emekleri, bu çalışmaları neticesindendir. İnşallah bunun devamını getiririz. Kesin. Bu gençler bir yol açtılar bu noktada. Evet. Sayenizde hocam. Evet. Bizim sadece anlattıklarımızı uygulamada iyi yapabildiklerini gösterdiler. Kesinlikle. Hocam, evet, bu yapılan projelerde atıf, makale yapıp atıf alma şeyi de var mı hocam? Sonuçlanmış. Çünkü üniversitemizin demin dediğiniz mühendislik alanında 5. sırada. Evet. Dün sanırım, dün mü? Evet, gün açıklanan bir URAP'ın son şeyinde de 18. sıraya o üniversite genelde. Evet, gelmişiz. Hı. 23. sıradan 18, yani 100 küsür, 106 mıydı? 120, evet, küsür zannedersem üniversite içerisinde 18. sıraya. Bunlar bu sayıları arttırmada faydalı oluyor mu hocam? Tabii ki, tabii ki. Şimdi üniversite genelinde 18. sırada olmuşuz. Hı. Ama mühendislik anlamda işte teknoloji fakültesidir, mühendislik fakültesidir, teknik bilimlerle, hı, ilgili bölümlerdir. Sivil havacılıkla ilgili bölümlerdir. Buradaki hocalarımızın, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin yapmış olduğu çalışmaların alınan atıflar bizi mühendislik anlamında Türkiye'de 5. sıraya taşıdı. Evet. Bu çok önemli bir rakam. Kesinlikle. Türkiye'de mühendislik anlamında çok etiketli üniversiteler var. Evet. Ama biz doğudan bir üniversite olarak burada 5. sıraya girebiliyorsak, evet, ve ilk defa katıldığımız Teknofest'te birinci olabiliyorsak, demek ki Fırat Üniversitesi'nde bir şeyler var yani. Var. Bölge üniversitesi olması, dediğimiz gibi hocam, yani köklü bir üniversite olması. Ama evet, ben biraz önce de bir şey daha arz etmiştim. Evet. Özellikle son jenerasyon öğretim üyelerimizin, genç olanların, evet, bu konularda netice alıcı projeler üretmesi de çok önemli. Evet. Tabii üniversiteler de destek veriyor bunları. Özellikle bizim kendi içerimizde oluşturduğumuz FİBAP
Evet. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar bölümünden de katkı sağlanıyor böyle projelere. Bundan sonra inşallah daha güzel projelerin sonuçlandırılması dileğiyle diyeyim hocam. Evet. Programı kapatmak istiyorum. Son olarak bir şeyler söylemek isterseniz buyurun hocam. Evet, ekranları başında bizleri dinleyen, bizleri seyreden değerli seyircilerimize saygılar sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Gençlere de çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Bu programı çok daha önceden yapmak istiyorduk ama tabii sizlerin yoğun artık tanınmış olmanız bizi biraz daha beklemeye teşvik etti. Çünkü Elazığ'a ancak gelebildiniz. Evet. Görüşmeleriniz de var. İnşallah devam ediyordur. Yine evet. Ben buradan sanayici iş adamlarımıza sesleniyorum. Bu gençlere sahip olalım. Teşekkür. Evet sevgili seyirciler, üniversitemiz Fırat'ında bu bölümün sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.